Agorafobi nasıl yenilir? Agorafobi çok boyutlu ve oldukça dirençli bir sorun olabiliyor ama çözülebilir bir problemdir. Yeter ki agorafobinin nedenlerini anla ve buna göre hareket et. Agorafobinin ön plana gelen 3 tane nedeninin ne olduğunu başka bir videoda işlemiştim. Eğer bu konuyla alakalı belli bilgi eksikliklerim varsa bugün anlatacağım noktaları da tamamlaması açısından o videoyu da izlemeni öneririm. Kendinde ya da yakınında agorafobi varsa beni dinleyebilirsin. Yani her iki durumda da aslında bugün anlatacağım noktalar faydalı olacaktır. Agorafobi dediğim gibi hani kompleks ve dirençli bir sorun olabiliyor. Çünkü yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen tarzda kaçınmalar ve önlem almalar oluyor. Yani yakınlarının hayatını kısıtlaması açısından da aslında agorafobi önemli bir sorun olabiliyor. Bu yüzden de özellikle yine yakınlarının da bu konuda baskıları olabiliyor. işte korkularının üzerine git, korkularınla yüzleş gibi. Ama hani bu yüzleşme fikri gerçekten çok korkutucu olabiliyor agorafobi yaşayan birisi için. Açıkçası diğer birçok sorun türünde olduğu gibi agorafobide de kişisel gelişimi açık, sorumluluk alan ve hani bir şekilde kararlı olarak adım atmaya niyetli olan kişilerin bu sorunu aşabildiklerini gözlemliyorum. O yüzden de bu konuda çaresiz hissetmemek önemli. Peki neler yapılabilir konusuna bakacak olursak bugün seninle ön plana gelen 3 tane önemli çözüm yolunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle diğer tüm kaygı sorunlarında olduğu gibi özellikle agorafobi yaşayan kişilerde de gördüğüm bir şey var ki o da kendi duygularının tam olarak ne olduğunu yeterince anlamayabiliyorlar. Yani kendi duygularıyla temas etme kapasitesinde geliştirilmesi gereken belli noktalar olabiliyor kendi duygularına yaklaşımla alakalı belli eksiklikler olabiliyor yani ben tam olarak ne hissediyorum hangi duygular var bu duygular bana ne söylemeye çalışıyor bu duygular hangi düşüncelerle bağlantılı düşüncelerimin derinliklerinde neler var bu duygularla birlikte aslında yaşadıklarımda neleri görüyorum neleri göremiyorum neleri fark etmem gerekiyor kendimde geliştirmem gereken noktalar neler? Bunun gibi noktaları aslında sürekli düşünüp analiz etmek gerekir. Ama agorafobi yaşayan kişilerin daha çok yaşadıkları sıkıntılara hani o semptomun kendisine bir nevi daha çok odaklanmaya eğilimli olduğunu görebiliyoruz. Başka bir videoda da anlattığım sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu içine girmeden yaşadığın tüm sıkıntıların tüm duyguların aslında sana bir şeyler söylemeye çalıştığını e, görmeli. Ve bu duyguları hemen kovmaya çalışmak yerine bu duyguları anlamaya çalışman lazım. Eğer böyle yaparsan o zaman panik atak tarzı daha yoğun duygular geldiğinde, daha yoğun durumlar yaşadığında o noktada biraz daha sakin kalabilmeyi seçip daha sonrasında da hani ben ne yaşadım, tam olarak bunu tetikleyen şeyler neydi bunları analiz edebilmeye başlarsın. Ve eğer bunu da yaparsan tabii ki o kaygı kısır döngüsünü kırma konusunda çok önemli bir adım atmış olursun kendi duygularınla temasını artırmaya başladıkça aslında kendini daha iyi tanımaya başlıyorsun. Yani o rahatsız eden duyguların aslında hangi karşılanmamış ihtiyaçlarla bağlantılı, asıl sorun nerede bunları anlamaya başladıkça bir nevi aslında semptomlar da ortadan kalkıyor. Şimdi bu konular açıkçası geniş konular. Yani saatlerce konuşabilirim kendini tanımak, duygularını fark etmek, işte duygularının verdiği mesajları anlamak ve bu konuda hani sistematik bir yol izlemek tarzında birçok şey söyleyebilirim. Açıkçası YouTube kanalımdaki birçok videoyu da bu amaçla hazırlıyorum. Kendi duygularını kendini daha iyi anlamak, tanımak ve buna göre bir yol çizebilmek. O yüzden de YouTube kanalımdaki diğer videolara da mutlaka göz atmanı öneririm. Bu kendi duygularınla barışabilmek, duygularınla iyi bir ilişki kurabilme konusunda. Agorofobi konusunda yapman gereken birinci şey bu. Eğer bunu daha verimli bir şekilde yapmak istersen kendi kendine, e, uyan yöntemi eğitimimi de inceleyebilirsin. Bu konuda sana dört basamaklı sistematik bir yol haritası veriyor. Açıklamalardaki linke tıklayıp bu konuda bilgi alabilirsin. Agorofobi nasıl çözülür, nasıl yenilir konusundaki e, merak ettiğin noktada, önerdiğim ikinci şey de işlenmemiş travmalarını fark edip, bu travmaların sende bıraktıkları etkileri bir nevi geride bırakmaya çalışmaktır. Bu konu üzerinde bir şeyler yapmaktır. Agorafobi gibi e, kronik bir hale gelen bir durum yaşıyorsan muhtemelen hassas noktalarına dokunulmuş demektir. Bunu agorafobinin nedenleri videosunda detaylı olarak anlatmıştım. Şimdi sonuç olarak eğer agorafobi kendi içindeki belli yaraların bir nevi tetiklenmesi ise yani yaralara basıldıysa o yaraları bulup o yaralara pansuman yapmak, o yaralara bakım yapmak ve bir nevi tedavi olmasını sağlamak lazım. İyileşmesini sağlamak gerekiyor. Bir yakınını kaybetmiş olabilirsin, yakınlarından uzak kaldığın yaşantılar olabilir ya da zarar gördüğün tarzda belli belki olaylar, travmalar yaşamış olabilirsin. Bu olaylar eğer tetikleniyor gibi ise bilinç dışında, hani kendi duygularınla temas ettikçe bir çağrışım olarak fark etmeye başladıysan bastırdığın belli olayları ya da hatırladığın anda senin kaygılarını, bu duygularını kabartan tarzda belli durumlar varsa tabii ki bunları işleyip, çözümleyip gerçekten geride bırakabilmek önemli. Travmaları fark edip, işleyip, çözümleyip geride bırakma konusunda da yine YouTube kanalımda aslında birçok videoyu paylaştım. O yüzden de burada lafı daha fazla uzatmayayım. Diğer öneriye hemen geçmek istiyorum. O yüzden de Travma video dizisini özellikle izlemeni öneririm. Agorofobinin çözümlenmesinde gözden kaçırıldığını, yeterince önemsenmediğini gördüğüm diğer bir şey de yaşam kalitesini artırma konusu. Aslında diğer tüm psikolojik güçlüklerde de benim önerdiğim, açıkçası psikolojik güçlükler de demeyelim, her insan için aslında önerdiğim. Yani belirgin bir psikolojik sıkıntı yaşanmayabilir. Bu gibi durumlarda da önerdiğim şey Yaşam kalitesini artırma, dengeli bir yaşam konusunda kafa yormaktır. İlişkilerin, işin, kendi bireysel yaşamın, hani genel olarak nasıl, neler iyi, neleri geliştirmek gerekir, bu konular üzerinde düşünmen ve bir şeyler yapman çok önemli. Eğer bunları yapmazsan, yaşamında genel anlamda belli kronik stresler yaşayabilirsin, hani yeterince beslenmediğini görürsün. Yani bir nevi kaynakların yetersiz gibi gelir sana. Ve bunlar da seni beslemediği için, belli sorunları çözme konusunda motivasyonunu yükseltme noktasında belli zorluklar yaşayabilirsin. Eğer sağlığını çok ihmal ettiysen, seni yeterli, güçlü hissettirecek uğraşıların, işin yoksa, ilişkilerinde belli sorunlar yaşıyorsan, bunlar tabii ki alttan alta önemli kronik streslere neden olur ve bunlar da seni yıpratır, tüketir. Agorafobisi olan kişilerde özellikle, bu panik bozuklukta da gördüğüm bir şey, bu sıkıntılara o kadar fazla odaklanıyor ki kişiler hayatının diğer alanlarını görmezden gelebiliyorlar. Hani aslında başka alanlarda belki geliştirilmesi gereken noktalar var, belki belli sıkıntılar var. Bu konularda belli sorumluluklar alıp adım atmak yerine işte benim kaygım geçsin, sıkıntım geçsin yeter şeklinde bir düşünce içine girebiliyorlar. Halbuki yaşamın diğer alanlarında da bir şeyler güçlenmeye başlayınca oradan gelen pozitif enerji bu kaygılarla yüzleşme konusunda, bu kaygıları işleme konusunda bir avantaj sağlıyor aslında. Ve diğer bir önemli nokta da agorafobisi olan kişilerde zaman içinde bir özgüvensizlik olabiliyor çünkü yakınlarına çok fazla bağımlı hissediyorlar. Hani bir çocuk gibi bir yere giderken mutlaka yanında olmasını istiyorlar. Ancak o şekilde güvende hissediyorlar ve tabii böyle olduğu zaman da kendilerine olan saygıları da azalmaya başlayabiliyor. O yüzden. Mevcut koşullar içinde bile olsa ben yaşamımı nasıl daha zenginleştirebilirim konusunu düşünmek özgüveni geliştirmek açısından da önemli. Buraya kadar anlattığım üç şeyi yaptığında yaşamında olumlu anlamda bir şeylerin değişmeye başlayacağını söyleyebilirim. Bunların dışında panik atak, panik bozukluk video serisinde özellikle kısır döngüleri kırmak, işte kaygıların doğasını anlamak ve yüzleşme yöntemi konusunda anlattığım e, içerikleri de takip etmeni öneririm. Yani bunlarla birlikte de özellikle panik bozukluk, panik atağın da eşlik ettiği bir durum yaşıyorsan o videolardan da istifade edebileceğin birçok şey var. Bugün anlattığım şeyler aklına yatmış olabilir ama belki de hani ben pek uygulayamam gibi bir düşünce içindesin. Ha, bunları adım adım uygulayabilirsin. Adım adım uyguladığında eğer güzel sonuçlar alıyorsan harika. Aynen devam etmen gerekiyor. Ama adım adımda olsa uygulamakta zorlanıyorsun ya da en ufak bir adımı atmakta bile zorlanıyorsun gibi bir durum içindeysen bu noktada hani zaman kıymetli sonuç olarak ve bu süreci daha verimli bir şekilde geçirebilmek açısından profesyonel bir destek alman faydalı olacaktır. Bunun için bir klinik psikoloğa, bir psikiyatriste başvurabilirsin. Böylece ilaç ve terapi desteği eklenir. Hani mevcut durumuna göre bir değerlendirme yapılıp ona göre sana uygun bir çözüm yolu bulunabilir. Böylece buraya kadar anlattığım noktaları verimli bir şekilde hani bir destekle birlikte uygulamaya geçirmen daha da kolaylaşacaktır. Ben daha önce destek aldım ama hiçbir işe yaramadı. O yüzden de hiç güvenmiyorum uzmanlara şeklinde bir düşüncen olmasın. Yani bizim alanımızda da sonuç olarak yetkin olan ve yeterince yetkin olmayan uzmanlar da var. O yüzden hani bu konuda pes etme, İlla ki kendine yakın hissedebildiğin, güvenebileceğin, Hani yetkin olan bir uzman bulacaksındır. Yani bu konuda kesinlikle şunu söyleyebilirim ki yaşadığın agorofobi ile alakalı bir şeyleri çözümlemek mümkün. Eğer bu konuda istekliysen ki şu anda beni dinlediğine göre bu konuda kararlısın, bir arayış içindesin, bu bile güzel bir işaret aslında, senin bir şeyleri çözebileceğin konusunda bir şekilde sana uygun bir yol haritası çizebilecek bir uzmanla eğer görüşmeye başlarsan da hani adım adım bir şekilde bu korkularını yenmeye başlayabilirsin. Bugün anlattığım konularla ilgili görüşlerini, deneyimlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Böylece hem başka videolar hazırlama noktasında bana fikir veriyorsun hem de seninle benzer durumda olan kişilere bir nevi ilham olabiliyorsun. Hani orada da yaptığım paylaşımlar diğerlerine fayda sağlayabiliyor. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Sorunlara artık seyirci kalmayıp güçlü adımlar atmaya karar vermen dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere.